Selamünaleyküm kardeşlerim. Normalde çok bu profilden kamera video çeken biri değilim. Fakat konu önemli bir konu, o yüzden böyle yaptım. Birazdan videoya geçeceğiz arkadaşlar. Video yine 6-7 günün toplamında çekilen bir video. Yani Polonya'dan, Polonya içinde bir önce Almanya, Almanya'dan geri Polonya, sonra Polonya içinde bir nakliyat, böyle bir karışık atlayarak çektik. Yani kusura bakmayın, bazen böyle belki birbiriyle bağlantılı olmayabilir. Bir karar verdim. Verdiğim kararla alakalı da videoda anlattım. Neye karar verdim, nerede çalışacağım, nasıl çalışacağım, şartlar ne olacak. O kararla alakalı bilgi verdim. Ama bu videonun başına bu videoyu koymamın sebebi şu. Biliyorsunuz Türkiye'de, ya ben kendimi bir muhafazakar ve vatansever olarak nitelendiriyorum. Siyasi görüşüm sizinle uyar uymaz, bu ayrı konu. Yani herkes bir siyasi görüşe sahip. Bu konuda bir şey yok, problem yok. Fakat biliyorsunuz Türkiye Tabipler Odası Birliği Başkanı, bir hanımefendi diyemeyeceğim, dilim varmıyor fakat, Türkiye Milli Ordusu'na kimyasal silah kullandığına dair bir iftirada bulundu. Ve bu enteresan bir şekilde bu Tabipler Birliği Başkanı daha dün gözaltına alındı. Hani Türkiye'de 60'tan fazla bu Tabipler Odası var. Bunun sadece 27'si 28'i itiraz etti. Geri kalan 32'si 33'ü sessiz. Yani bu demektir ki onaylıyor gibi bir şey. Arkadaşlar, bir orduya kimyasal silah kullanma demek, yani bu çok ağır bir suçtur. Bu dünyada en kötü suç sayılabilecek ikinci, üçüncü sıradaki suçlardandır. Yani hakikaten çok çok yaralayıcı, çok ağır bir suçtur. O Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarına, ailelerine karşı. Ve biz insanlar artık bunu böyle izlemek yerine, artık bunu böyle oturup işte bu işi savunan, mesela Mete Yarar bu işi çok güzel savunuyor. Ben kendi düşüncemi söylüyorum. Onun gibi insanlara işte YouTube'da izleyip altına yorum yazıp harikasın abi bizim söylediklerimizi söylemek yerine, daha önce de söylediğim bir motto vardı. Artık deve kuşu gibi başımızı toprağa gömmek değil, dışarı çıkarıp konuşmamız gerekiyor. Eğer bu vatanı savunacaksak, dini, vatanı, milleti savunacaksak hep beraber. Siyasi görüşlerde ayrı olabiliriz ama bazı milli konular vardır. Yani Türk ordusu bir milli konudur. Bizim vatanımızın milli konusudur. Hepimizin klasik bir mevzu. Evinde gerile gerile, horluya horluya yatabiliyorsan, o kardeşin, senin 20-25 yaşındaki genç kardeşin gecenin 3'ünde çoluğunu çocuğunu evinde bırakıp onlardan 1000 kilometre uzakta, ötede sınırda beklediği içindir. Yani o kardeşimin hakkı bu değil. Biz, onlar çıkıp bir açıklama yapamıyorlar çünkü kanunen de yasak. Ama bizleri tutan, engelleyen bir şey yok abi. Yani Allah rızası için ne olursunuz, eğer ben birazcık vatan severim, ben bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni seviyorum diyorsanız bu konuya karşı bir tepki koyun artık. Bu, ben şöyle yaptım mesela, Türk Tabipler Birliği Odası'nın web sitesi, yani YouTube kanalına girdim. Hani bir şey bekledim orada, bir açıklama falan, tam tersi savunuyorlar kadını. Ben de altına bir yorum yazdım. Ya bu benim için bir hareket. Efendime söyleyeyim, bir YouTube kanalım var. 3-4 bin izleyenimiz var Allah'a şükür. Onlara bakın şu anda bir video veriyorum. Bu da benim için bir hareket. Lütfen arkadaşlar, harekete geçelim. Artık yeter. Artık yedirmeyelim bu insanları. Bu vatana hizmet eden insanları 3 kuruş, ciğeri 5 para etmez, değeri olmayan insanlara yedirmeyelim artık. Yeter. Bu insanları savunalım. O yüzden böyle bir bilgi verdim. Katılırsınız katılmazsınız bilemiyorum kardeşlerim. Benim görüşüm budur. Zaten bu kanalı izleyenler aşağı yukarı da bilir benim görüşlerimi. Benim görüşüm budur. Nacizane tavsiyem, lütfen harekete geçin. Lütfen geçmiyorsanız bile Mete Yarar gibi bilmem böyle vatansever, ben öyle olduğuna inanıyorum, gene söylüyorum. Böyle insanlara en azından yardımcı olun kardeşlerim. Allah'a emanet olun. İzleyin, tadını çıkarın videonun. Yorum yazın. Abone olun inşallah. Yeni bir yola giriyoruz. Bakalım neler olacak. Hoşça kalın. Kapatamıyorum. Evet kardeşlerim, selamun aleyküm. Saat sabah 6:30. Kardeşiniz tren istasyonunda, araba olmadığı için maalesef trenle gidiyoruz. Bazı değişiklikler var. İnşallah onlarla alakalı sizinle konuşup anlatacağız. Bakalım neler olacak. Hayat yok buralarda. Sakin. Değil mi? Sabah 6'sı.
7'si hiç insan yok gördüğünüz gibi. Genelde herkesin özel taşıtı olduğu için çok fazla trenler, otobüsler böyle hınca hınç dolu olmuyor. Ben şimdi eski çalıştığım firmaya gidiyorum. Orada 2 haftalık bir tur yapacağız. Bakalım neler olacak, neler bitecek konuşacağız. Karşıdan geliyor tren. Sakin sakin. Boş. İçine bakarsanız bomboş. Gördüm. 3-2-1 kayıt. Evet kardeşlerim. Selamun aleyküm. 9,5 saatlik molamızı bitirdik. Akşam namazını kıldık. Şimdi Allah kabul etsin. Kılmayan kardeşlerime de nasip etsin. Farlarımızı açalım. Dışarıdan abo rüzgar kapıyı götürecekti. Polonya'nın klasik mevzusu abi. Açık alanda hep eser Polonya. Bir bakalım arabada bir durum var mı? Bir sıkıntı var mı? Her şey yerinde mi? Tekerler dönüyor mu? Ya seviyorum ben bu Volvo'nun farlarını, heybetini. Hakikaten seviyorum. Güzel araba değil mi? Allah size de bana da nasip etsin inşallah. Abi tekerler yerinde. Sayıyorum tekerleri. 1-2-3-4-5. Eyvallah 5 tekerim var. Ya bu göz uçuyla bir kontrol kardeşlerim. Normalde diğer otoparklarda arabanızı dar park ettiğiniz zaman sağına soluna çiziyorlar, vuruyorlar vesaire. Biraz da onun için bakıyorsunuz. Artı lastikler inmiş olabilir, bir şey olabilir. Yani lambalarınız patlamış olabilir. Genelde gerçi bu arabalarda sensör var. Her haltı haber veriyor zaten de. Yine de bir garantiye almak var. Yani göz ucuyla bir gezmekte her daim fayda var kardeşlerim. Şoförlerin yapması gereken iş, hatta kanunen de yapmanız gereken bir iş bu. Yani arabayı normalde atıyorum başlangıç ülgesi başlatıyorsun. Molan bitti 11 saat mesela. Soğutucuya da bakalım doğru çalışıyor mu? Doğru. -23'te. Yani Almanya'da BAG şunu söylüyor mesela. Bindin arabanı çalıştırdın kardeşim hop. Gaza basıp gittin mi diyor. Yo olmaz diyor öyle. Sen diyor arabanın etrafını gezdin mi? Bir baktın mı? Tekerin patlak mı? Her şey yolunda mı? Havalar var mı? Kapılar açık mı? Farların çalışıyor mu? Yani o BAG dediğimiz... Haydi bismillahirrahmanirrahim. Kontrol ettiğinde aracı... Emniyet kemerini takmadık. Kontrol ettiğinde takografı kontrol ettiğinde şeye bakıyor arkadaşlar. Yani başlangıç ülkesinden sonra hemen mi yürümüşsün yoksa... Birkaç dakikalık çekiç modu dediğimiz yani çalışma moduna alıp arabanı kontrol etmiş misin diye. Burası Polonya kardeşlerim. Ben şimdi Allah'ın izniyle yarın sabah yükümü indireceğim. Hiç acelem yok. Yavaş yavaş gidiyorum. Almanya'dan geldim. Çift boşaltmalı bir yüktü. İlk yükümü indirdim Almanya'dan Polonya sınırında. İkinci yüküm Almanya'da yani bizim firmaya çok yakın. Zaten bizim firmanın da çalıştığı çok meşhur Dr. Oetker diye bir firma. Donmuş pizza vesaire yapıyorlar. Oraya yükü indireceğim. Aslında normalde garaja çektiler beni ama ben dedim abi yani erken henüz. Ben biraz daha kalmak istiyorum. Normalde benim planım cumaya kadardı. Tamam dediler bir şey ayarlayalım sana. Bu arada bakın ben aynadan arabanın derecesini görebiliyorum. Böyle bir şey var. Tam dorsenin sol köşesine ortaya şey koyuyorlar. Derece ekranı. Oradan dönüşlerde tam sağ sol döndüğümde sağa döndüğümde soldan şeyi görebiliyorum dereceyi. Yani firma dedi tamam sana bir şey ayarlayalım. Bir Polonya içi ayarlayalım. Perşembe sabahı yarın öğlen yükleyeceğim. Perşembe sabahı başka bir yerde yük indireceğim. Cuma günde inşallah dönüşüm. Firmadan da aynen sizin bildiğiniz gibi mevzu. Direkt şeye gideceğim. Diğer kardeşle görüşeceğiz. Kardeş demeyelim de patronla. Yeni patronla. Eğer gerekli güvenceleri ve gerekli arabayı yani beğendiğimiz istediğimiz arabayı. Çünkü 2 tane 3 tane eski DAF vardı. Eski DAF'ları istemiyorum abi. Yanlış anlamayın hani biliyorum orada bazıları çok daha eskisini kullanıyor ama burası Polonya kardeşim. Yani eski kullanmaya gerek yok. Herkesin arabası yeni burada genelde. Bakalım. Gözümde bir Scania ile DAF vardı yeni orada 2 tane. İkisinden birini almanın peşindeyim eğer anlaşırsam. Vay Porsche'ye bak. Şekil. Yani şimdilik bir yaramazlık yok. Allah'a emanet olun. Yeni bir videoyla yeni bir kararla inşallah bu videoyu yükleyeceğim.
Bu videonun başlangıcı olduğu, ortasında da muhtemelen karar verilmiş ve video yüklenmiş olur diye tahmin ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Abone olalım. Ha, unutmadan. Hakikaten yani kardeşlerim, lütfen abone olun. Lütfen beğen butonuna basın. Yorum yazın. Böylece yaptığımız işin kalitesi daha çok artıyor sayenizde. Kanalımız daha çok ön plana çıkıyor. Yani herkesin söylediği şeyi ben de anlatmayayım. Yani hakikaten bu işin ücreti bu kardeşlerim. Yani bizim ücretimiz videoyu hazırlamak, edit yapmak vesaire bilmem ne. Senin de bize ödediğin ücret izleyerek, abone olarak, beğenirsen de beğen butonuna basacaksın. 3 saniyelik bir şey. Destek oluyorsun kardeşim. Bu da bizi daha çok aşka getiriyor. Allah'a emanet. Hayırlı akşamlar kardeşlerim. Geldik. Allah'a şükür geldik. Doktor Ötker. Yok. Erken gaza geldik. Bizim firma buraya çok yakın. Bizim firmanın orada da yatabilirim. Ama burada yatacağım. Tam pauze, tam uyuyor burada. 9 saat bozmayacağım. Çünkü firmadan buraya geldiğin zaman o tam olmuyor. 6.47 civarı buraya şey yaparım. Sabah başvururum yük boşaltmak için. Bizim firmanın arabası var zaten. Bir girelim. Bizim firma buraya dediğim gibi 5-10 kilometre olduğu için biz buradan çok sık yük alıyoruz. Şimdi buraya park edelim. Kimseyi rahatsız etmeyecek şekilde. Gece zaten çalışan yok. Sabaha karşı yükümüzü boşaltırız. Bizim firmanın arabası burada. Kimsenin dolabı çalışmıyor. Rahatsız etmeyelim gürültü patırtıyla diye düşünüyorum ama. Neyse. Bakalım neler olacak. Allah'a emanet olun. Uyuyalım daha. Yeter değil mi? Ha? Yani. Haydi hoşçakalın. Olacak mı olmayacak mı kamera kardeş, sana bir güvenelim mi güvenmeyelim mi? Üçtür gene başladık gene. Ben konuşuyorum, kayıt yok. Ben konuşuyorum, kayıt yok. Neyse. Kardeşlerim, 500 kilometre olan kısa yolculuğumuz başladı inşallah. Donmuş pizza taşıyorum. -22. Doktor Ötker gibi çok büyük bir firma. Polonya çapında, Avrupa çapında büyük bir firmadan aldım yükümü. Biz oradan sürekli yük alıyoruz zaten. Aslında normalde ben Avrupa çalışıyorum. Yani Polonya için çalışmıyorum ama dün işim bitti. Biraz erken olduğu için de rica ettim. Yani erkenden eve gitmek istemedim. Dedim siz beni 2 günlük, 1,5 günlük kısa bir Polonya içi yolculuk yaptırın. Bunun sebebi biz Polonya'da tırcıların büyük bir çoğunluğu günlük çalışırız. Yani zaten bilen biliyor ama bilmeyenler için açıklıyorum. 24 saat usulüne, yani bir günlük çalışma süremiz bizim işte aldığımız para 300-400 loti neyse. Yani evde yattığımız gün, çok uzattım biliyorum. Evde yattığım gün kardeşim para almıyorum ben. O yüzden bir ayda 24-25 gün çalışarak iyi kötü bir şeyler kazanmaya çalışıyorum. O sol tarafa bakıyorum. Bu neyin nesi diye de polis var sol tarafta. Bugün böyle bir garip bir polis şeyi var ya. Bolluğu var yollarda, bir sorun mu var acaba? O yüzden Allah nasip ederse yarın sabah 8 gibi yükümü indireceğim. Oradan yatarım. Akşam yükümü alırım. Akşam perşembe gecesi yani. Büyük ihtimal evime yakın bir yer olan bölgeye yükümü cuma sabahı boşaltıp servise götüreceğim aracı maalesef. Serviste bu aracı bırakacağım. Başka bir araç alıp garaja götüreceğim. Garajdan eve pazartesi günü de iş başı yapacağım veya yapmayacağım. İkisinden biri. Yani bilen biliyor zaten. Cuma günü iş görüşmesi olumlu ve uygun geçerse belki direkt pazartesiden, eğer isterlerse patron derse ki okey işi bırakacağım. Yani şu andaki patronum. Eğer derlerse ki bir hafta iki hafta bizi idare et, ay sonuna kadar çalışacağım. İkisinden biri. Tercihler arasında. Bakalım. Allah'a emanet olun. Bu videoyu zaten kuvvetli ihtimal bu iş görüşmesi yapıldıktan sonra yükleyeceğim. Yani siz birkaç dakika sonra sonucu öğreneceksiniz. Ben ise birkaç gün bekleyeceğim. Allah'a emanet. Sıkıntılı işlere geldik dayı yeni. Hayırdır, daha bir tır daha geliyor. Sen nereye geleceksin abi? 2 kilometre boyunca takip edin. Ya var ya. Böyle daracık firmalara kocaman tırları gönderiyorlar abi. Ne adam gelebiliyor, ne o park edebiliyor, ne biz çıkabiliyoruz. Köprü diyorum.
Çıkarken şimdi göreceksiniz. Kapı çok dar. İnşallah sürtmeden çıkacağız. Hakikaten sıkıntı yani arkadaş. Böyle son günlerde başımıza bir şey gelmeden inşallah devredelim. Neyse şimdilik biri öne biri arkaya alıyor. Bir macera yok. Ya var ya bak sabahtan beri bekliyoruz ya. Adam şurada bak. Şu adam arabasını geri geri yanaştıracak. Yani arkadaş 20 dakikadır orada bekliyor. Bir kapıyı aç da hazırla arabanı Allah aşkına yani rampaya yanaştırmak için ya. Hiç şey değil ya. İnsanlar pratik değil ya. İki şoför böyle geliyorlar kafa kafaya. İkisi de birbirine bakıyor abi ya. Hani biri işte benim hep Avrupa'da bahsettiğim sıkıntı buydu. Hakikaten bunlarda pratik zeka yok. Yani Avrupalıların genelinde pratik zeka yok. Anında bir çözüm bulamıyorlar. Ya da ışıklarda da mesela benim hep dikkatimi çeker abi. Kırmızı, sarı, yeşil. Biz de abi sarı yandı mı hazırızdır roketlemeye. Yeşilde uçarız. Burada kırmızı, sarı, yeşilden sonra bir 5-6 saniye kadar bekliyor herkes. Ondan sonra. Ha bunun sebebi şunu düşünmeyin. Tedbirden falan değil abi. Hani sağdan soldan gelen olduğu zaman dersin ki belki tedbir için. Hayır abi. Sağdan soldan geliş. Yani yola sağından ve solundan araç gelmediği halde de yaya geçidi var mesela. Kırmızıdan yeşile geçiyor. Gene duruyor adam. 5-6 saniyesini alıyor şeyi harekete geçmesi. Böyle bir şey var maalesef abi. Bizde de çok serin kanlıyız yani. Çok hızlı tepki veriyoruz. Sonra düşünmeden hızlı tepki verdiğimiz için aksaklıklar bizde sonradan ortaya çıkıyor. Hadi be abi ya. Hadi be abi ya. Vay babayın anayın derdine ben senin. Ne arabaymış be ya. Oh! Abi, bak çıkışa bak abi şimdi. Çıkar çıkmaz tam sağa kıvrılıyorsun ve şu şeylere çarpmadan. İnşallah. Ya, böyle sıkıntılı yerler abi. Tırı sokmayacaksın bile. Çünkü çok sola yanaşırsan buraya vurabilirsin kuyruğunu. Tırın dönerken sol arka dorseyi. Çok içten alırsan içi dorseyi vurabilirsin. Yolu mu keseceksin şey mi neyse. Abi ben çıkıyorum. Ya Allah ya bismillah. Gel bakalım sen de geç. Ya Allah. Allah. Göremiyorum. Anasına canına. Tam silme geçtim. Yemin ederim silme ya. Vallaha silme. Teşekkür edelim abimize. Neyse. Allah'a şükürler olsun. Bir yük boşaltma işini daha kazasız belasız hallettik. Ya böyle şehir içi olunca abi adamı geriyor ya. Yani emanet mal abi. Hakikaten kendi malın olsa hani üzülürsün, kızarsın, bir şey olur. Tamam. Ama başkasına hesap verecek olmak insanı çok böyle şey yapıyor. Nasıl diyeyim? Eksi pozisyonda düşürüyor abi yani. Hiçbir şey söyleyemiyorsun. 200 o yüzden sonra sağa hafif dönün. İnşallah buralarda bir sıkıntı olmadan çıkarız. Abla sen bizi ana yola falan sokmuyorsun değil mi ya? Bir dakika abi bir bakayım şu navigasyon. Hayırlısı olsun. Barış kardeşiniz yine mahalle arasına daldı. En azından bizim memleket diyebiliriz tabiri caizse Polonya ama tır yasağı varsa girmeyeceğim abi. Çünkü bir kez aynı hatayı yaptım bu civarlarda bir yerlerde. 500 lot abi hiç affetmedi adam var ya. Yani pazar sabahı sabahın 7'sinde bomboş şehirde tır yasağına aşırı sistem dolayı girmiştim. Yani gördüm tabelayı geri gitmeyin dedim. Çok riskli böyle bir sis, yoğun siste. Polise de izah ettim. Yani bak yanlış girdim. Çok yoğun sis vardı. Geri gitmek tehlikeli olduğu için dönecek bir yer bakıyorum. Hepsi bu. Yok abi 500 lira. Oğlum sen mi? Yani en son dayanamadım ya. Sen nasıl enteresan bir adamsın dedim. Kardeş dedim yani senin tek maksadın varlığın ceza kesmek mi? Eğer dedim hakikaten hani bütün şehri kapattım, yolu tıkadım, arkamda trafikler oldu. Hani çok sıkıntı verdim hakikaten şehre yaptığım hatayla. Vallahi dedim gıkımı çıkartmam abi yani hiç problem değil. Tabii ki ceza kes. Ama sabah 6.30 dedim ya. İnsan yok sokakta sizden başka. Nasıl denk geldik onu bile bilmiyorum. Hiç kimse yok sokakta dedim. Ve ben yoğun sistem dolayı yanlış girdim ve geri dönecek yer bakarken bana ceza kesmek istiyorsunuz ısrarla. Yani tolerans etmiyorsunuz bu hatayı dedim. Helal olsun. Helal olsun yaz dedim abi yani zaten yapacak bir şey yok yani yazacaksın belli. Yazdın affetmedim. Buralar tırın gireceği yerler değil abi ya. Değil abi değil. Neyse bakalım ileride neler olacak.
Haydi bismillahirrahmanirrahim. Enzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm arkadaşlar. Allah'ın izniyle bir gün daha üzerimize güneş doğdu. Bir gün daha güneş doğmadan namazımızı, yani sabah namazını kılmayı Allah nasip etti. Eron Trans gidiyor karşıda. Rabbim inşallah kılmayan kardeşlerime de nasip eder. Bıkmadan, usanmadan, yorulmadan namaz, 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 Allah'ın dini, İslam'ı konuşacağız. Yani işi de konuşacağız, onu da konuşacağız abi. Az, yavaş ilerliyoruz, hiç problem değil. Sağlam ilerliyoruz en azından. Kardeşlerim, gece tuhaf bir yerden yük aldım. Saat gece 3'te falan yükümü aldım. Yani çok garip bir yerdi. Bizim nakliyeci saat 10'da yüklenecek abi dedi. Ben saat tam sabah 10.30 gibi böyle 50-50 girdim şeye, firmaya. Ya park yeri yok firmada. Herkes rampanın sağında solunda yatıyor. Neyse ben de bulduğum bir yer yattım. Gece 9.30 gibi, akşam 9.30 gibi kalktım gittim. Dedim buradayım. İşte geldim buradayım. Ben bu işte ustayım. Alın beni rampaya dedim. Dedi ki ya kardeş sen dedi. Gece 2'de dedi senin işin dedi. Yapma ya dedim. Ulan dedim uyku da cacık oldu. Bak Eron Trans'ın bir sürü arabası gidiyor karşı taraftan. Dorseler, Eron Trans, çekiciler şahsa ait. Neyse abi gece 1.30'da aradılar gel rampaya. Gece 1.30'da rampaya girdim abi. Saat 3.30 oldu daha hala araç yüklenmedi. Saat 4'e doğru da aracım yüklendi. Evraklarımı aldım. Sağa sola nasıl derler böyle sıkıntılar ola ola bir şekilde çıktım. Bundan sonra bunları da çekeceğim. Yani bu olayları nasıl çıktım bilmem ne. Ya utanıyorum aslında kafama kamera takmaktan, elimde kamerayla dolaşmaktan. Ama ne yapalım yani, siz de haklısınız. Hep yolu görüyorsunuz. İşin geri kalan tarafını görmüyorsunuz. Deneyeceğim kardeşlerim. Söz veriyorum. Daha çok deneyeceğim. Kardeşlerim biliyorsunuz bugün cuma. Allah inşallah cumanızı mübarek kılsın. İnşallah cuma namazı kılmayı nasip etsin. Ben kılamıyorum. Seferi sayıldığım için cuma bize farz değil seferi olanlara. Oradan yırtıyoruz paçayı. Hani kılma imkanın varsa ama kılacaksın. Bir saat kadar inşallah yük indireceğim, firmaya yanaşacağım. Birinci nokta, ikinci nokta indirdikten sonra servise geçeceğim. Bunu bırakacağım. Çünkü 400 bin kilometreye geldik. Bakımı gerekiyor. Yağ bakımı vesaire. Başka bir araç alıp garaja götüreceğim. Garajdan da maalesef otobüsle evime gideceğim bu sefer. Böyle denk geldi. Ve yetişirse iş görüşmesi yapacağım. Hepinizin bildiği mevzu. O görüşme olumlu geçerse, araç da uygun olursa belki pazartesi olabilir. Hatta o kadar hızlı da olabilir. Yani bu arabayı teslim edip diğer firmaya başlayabilirim. Veya ay sonuna kadar tam çalışıp ayın birinde tam diğer tarafta başlayabilirim. Tabii ki işi bırakmak için patronla görüşeceğim. Patronla görüştüğüm esnada bu konuyu tekrar çıtlatacağım. Hani Türk şoförlerini almak istiyorsanız benim üzerimden bir bağlantı kurabilirsiniz diye. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Allah'ın izniyle bugün akşam veya yarın cumartesi sabahı bir video yükleyip atmış olurum. Allah'a emanet olun. İzleyip abone olup yorum yazdığınız için ve yazacağınız için teşekkür ediyorum. Bence biz yanlış geldik. Buradan arkaya gidiş yok diye düşünüyorum. Burası Volvo servisi. Yo, varmış. Volvo biliyorsunuz kepçe, grinder, kepçe. Grinder, kepçe bilmem ne işte, bu inşaat araçlarını da üretiyor. Güzel de, fena değil. Şimdi Dorsey ile çekiciyi ayıracağız. Şu ablayı ezmeden geçelim. Abla sen git. Dorsey ile çekiciyi ayıracağız. Dorsey'i ön tarafa park edeceğiz. Edeceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Bırakacağız. Ondan sonra bu garibanı birileri gelip alacak diye düşünüyorum. Yer varsa tabii park edeceğiz. Hoşça kalın. Ben bir park edeyim, Dorsey'i görüşürük. Şey ne Dorsey'si ya? Aman çekiciyi bırakayım. Çok çekici arabam var. Gördüğünüz gibi Dorsey'i bıraktık arkamızda. Şimdi gidelim. Güvenlik abi nereye söylediyse oraya park edelim. Galiba buradan benim şoför alacakmış. Almazlarsa vallahi tabambayla bir 5 ila 6 kilometre civarı şeye yürümem lazım. Tren istasyonuna. Yavrulara bak, yavrulara çekerim şimdi yavruları. Çekerim şimdi yavruları, pırıl pırıl hepsi. Bekliyor abi.
Babacıkları bekliyor. Babacıkları bekliyor. Uf yavru. Abi bizim firmanın başka bir arabası. Neyse ben boş bir yer arayayım. Bulduğum yere park edeyim. Haydi hoşçakalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sizin için hemen birkaç saniye sonrası, benim için 3 veya 4 gün sonrası kardeşlerim. Kararın verilip harekete geçildiği andayız. Şu anda hala Marpol firmasındayım. Aracım Volvo. En son sizinle görüştüğümüzde aracı servise bırakmıştık. Bu arada Polonya'da harika bir sonbahar manzarası. Sararmış ve yeşil, daha doğrusu sararmış yapraklar yeşilden sarıya dönen harika bir görünüm sağlıyor. Kurban olduğum Allah öldürüyor bütün doğayı. Tekrar diriltiyor yaza doğru. Bu da bir mucizesi. İstemeyerek bu yola girdim. Aslında bu yoldan gitmiyordum ama yine böyle bir karışık işler var. Bir yere gideceksin. Geçen bu hani az kalsın yanlış yüklemiştim ya. O videoda olduğu gibi aynı yerden yine balık yüklenecek. Balıktan sonra oradan başka bir yere. Yani bir mesaj geldi abi. Telefonda aşağı doğru 1,5 dakika indirdikçe okuyorsun. Okudukça aşağı doğru indiriyorum mesajı. O kadar uzun. Güzel kardeşlerim. Zaten biliyorsunuz söylemiştim en son. Yükledim mi o videoyu, söyledim mi hatırlayamıyorum. Benim de hafızam o kadar iyi değil. Ben dedim ki yani her şeye rağmen bir konuşmak istiyorum. Küçük firma da olsa konuşmak istiyorum diye. Tekrar konuşmaya gittim. Çok da faydası oldu. İyi ki de yapmışım. Çünkü tamamıyla yanlış anlamışız bazı bilgileri. Aslında firma sandığım kadar küçük bir firma değil kardeşlerim. Bu firmanın ikinci garajı buradaki yeri. Bir garaj, sadece garaj olarak Gdansk'ta. Gdansk deyince sanki bileceksin ya nerede yani. Buradan benim evimden 30 km ileride bir yerde park alanı var onlara ait. Benim evin oradaki de... Dorseyi düşürüyordum az kalsın. Benim evin oradaki de yeni satın aldıkları arazi. Yaklaşık 3 veya 4 aydır oradalar. Güzel kardeşlerim, adamla görüştüm. Dedim ki yani bak kardeşim ben şu kadar zaman şurada çalıştım. Şunlar benim başıma geldi. Yani daha önce başka bir firmadan gol yedik. Aynı golü yemek istemiyoruz. Yani maaşımıza falan çöktüler, vermediler. Aynı mevzu bir daha olmasın lütfen. Benim de korkum bu. Sıkıntılarım şunlar, istediklerim bu, şartlarım bu. Adam da dedi ki yani önce dedi kardeş dedi bizim firmamız öyle düşündüğün gibi küçük bir firma değil. Bizde dedi 10 araba değil 30'a yakın tır var ve daha da geliyor dedi, sipariş verdik. Bir 10 tane yakında Volvo gelecek yeni dedi. Akabinde 10-15 tane dedi küçük aracımız var, 3,5 tonluk araçlar kiralık verdiğimiz. Akabinde kepçe var. Akabinde harfiyat kamyonu var. Yani var yani adamların durumu iyi kardeşim yani bu... Bu kadar araçtan bahsediyoruz. Bu böyle herhalde yani şey değil. Nasıl derler? Bir 10-15 milyonluk bir şeyden bahsediyoruz sermaye. 10-15 milyon eurodan. Ondan sonra şartlarda anlaştık kardeşim. Yine ben her zamanki gibi ben her firmaya diyorum abi 2 ay diyorum deneme. Yani 2 ay deneyelim, birbirimizi görelim, sevelim, saygı duyalım, işimizi anlayalım. Ondan sonracığıma ya abi yani tanıyalım birbirimizi görelim 2 ay sonra oturup bir daha konuşuruz dedim, problem değil. Araç dedi 2 tane var Barış dedi şu anda boşta. İkisi de 2022 model kardeşlerim. Biri yeni DAF. Ulan niye selam verdin abi sen bana, tanıdık mısın? Birisi yepyeni DAF 480 XF galiba. DAF XF 480 yeni. Diğeri 2022 model Volvo. Tabii ki doğal olarak DAF'a gönlüm kaydı. Çünkü yepyeni bir araba. Hani hiç bilmediğimiz, yani bu en yenisine binmedim. Eskisine bindim de. Ki DAF'ı da çok sevmem aslında ama. Ama hani dedim ki tamam DAF'ı alayım ben dedim. Ama bak sonra değiştiririm dedim falan. Niye dedi? Hani sebebi şu. Çünkü DAF'ta tavan kliması yok. Yani park kliması dediğimiz veya tavan kliması dediğimiz klima yok. Volvo'da var. Ben dedim yazın. Siz dedim İspanya, Portekiz çalışıyorsunuz. Yani İspanya, Portekiz'de sıcaklar da İtalya'da yatılmıyor biliyorsunuz dedim. Hani ben
ya hiç şey yapmayayım, Volvo'ya geçeyim dedim direkt. Park kliması varmış. O da dedi ki şu anda kış, şu anda zaten park klimasına ihtiyacın yok. Sen bir onu sür, biz seni kışa kadar her türlü, yaza kadar her türlü istersen değiştiririz arabayı. Ya da DAF'ı beğenirsem ona 2000 veya 3000 zloty gibi para ödenip tavan kliması takılabiliyor arkadaşlar. Öyle bir durum da söz konusu olabilir. Tabi orijinali kadar iyi çalışır mı bilemem, performansı nasıl olur. Ama yani hamdolsun bir karar aldım. İnşallah aldığım karar da benim için hayırlı olur. Aslında birçoğunuz Marpol, yani bu firmada kal demişsiniz. Fakat bu firmada ya kalmayı hala da gönlümün yarısı da istiyor. Allah şahittir ama yani dün eski patronumla, yani şu anda hala patronum gerçi de, yani kendisiyle geldim, rica ettim, dedim pazartesi günü yüz yüze görüşmek istiyorum sizinle. Hani telefondan falan işi bırakmak olmaz. Geldim yüz yüze, dedim efendim kusura bakmayın, ben sizinle daha önce konuşmuştum. Mevzu zaten biliyorsunuz, sizin çalışma saatlerini sayma sisteminiz bana uymuyor. O yüzden ben işi bırakacağım dedim. Zaten geçmiş olsun. Az önce adam şeye tosladı. Ortadaki direğe, şu elektrik direğine giriverdi güm diye. Ve şimdi kaçıyor olay yerinden. Çakal. Durup bakmayı falan denemiyor abi. Bakalım oldu mu bir şey, bir zarar var mı? Klasik Polonyalı. Gerizekalı, kamera var. İnsan bir gider özür diler. Ben de burada durdum, alışveriş yapıyorum şu markette. Burası Biedronka diye Polonya'nın en popüler marketleri. Akurat diyorum, pardon. Tam böyle yol üzerinde yakaladım bir tane. Alışverişimi yaptım. Şimdi Allah'ın izniyle çıkacağım yoluma. Neyse, insanlar var. Maalesef arkadaş vurdu gitti. Ama ben gittim haber verdim abi hemen. Dedim kardeşim bak adam vurdu direğinize. Marketteki kardeşle zaten sohbet etmiştik. Dedim adam bak vurdu gitti direğe, sonra benden bilirsiniz. Kocaman tır, çünkü normalde tır girmiyor buralara. Adam çakal dedim, vurdu gitti, plakası şu dedim. Görüntülerden de bulursunuz dedim inşallah. Biz Allah'ın izniyle alışverişi hallettik. Yolumuza devam, bir şey kalmadı. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.